Değerli üreticilerimiz Agroida firmasından Mustafa Öztop. Heyecanlı günlerdeyiz. Artık sayılı günler kaldı. Son çeyreğe girdik. Hasat bekliyoruz hepimiz. Düşünceliyiz. Bu sene hasatımız nasıl olacak? İşçilikler nasıl olacak? Fiyatlar nasıl olacak? Zeytin nasıl olacak diye hepimizin aklında bin bir türlü de düşünce var. Bu düşünceler arasında bir de ben çıkacağım ve size diyeceğim ki hasata gelmeden önceki sonuncu uygulamamızı artık yapma zamanı geldi diyeceğim. Bunu neden diyeceğim? Biz bu uygulamada hem bu yılın mahsulüyle ilgili hem gelecek yılın sürgünleriyle ilgili bir çalışma yapmak zorundayız. Ki gelecek sene de bu gördüğünüz mahsulü alabilelim. Bunun haricinde şimdi zeytin sineğinin en üst seviyelere çıkacağı bir döneme geliyoruz. Bu uygulamada zeytin sineğiyle ilgili de bir mücadele yapmamız gerekiyor. Sinek mücadelesi de çok 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 önemli. Tüm bu mücadeleleri tek seferde karıştırıp son uygulamamızı yapacağız. Biz bu uygulamada Ida Cooper, yani bakırlı ürünümüz olan Ida Cooper'ı kullanacağız. Akabinde potasyumu, yani Ida Potası, potasyum bikarbonat içeren ürünümüzü kullanacağız. Akabinde olivayı, yani Ida Olivi tekrar kullanacağız ve amino asitimiz olan Ida Amino'yu kullanacağız. Burada az önce bahsettiğim gibi hedeflerimiz hem taze sürgünlerimizin pişmesini sağlamak, yani yeni yıla hazırlığını yapmak, hem de üzerinde bulunan mahsulün sağlıklı bir şekilde hasat evresine girmesini sağlamak. Zeytin sineği ile ilgili yine uyarımı yapıyorum. Zeytin sineği kritik evreye girdi. Lütfen ama lütfen zamanlı ve doğru ilaçlarla zeytin sineği mücadelemizi de yapalım. Bitki besleme ürünleriyle birlikte karışabilir. Önce bitki besleme ürünlerini depolarımıza alıp akabinde zeytin sineği için kullanacağımız insektisitimizi karıştırıp ilaçlamamızı sakin bir saatte yapabiliriz. Öğle sıcağına kalmayalım. Sabah erken saatlerde veya akşam geç saatlerde, yani gün batımını yakaladığımız saatlerde uygulamamızı yapalım. Bu uygulamada yavaş gidip ürünleri bitkiye bol miktarda vermemiz gerekiyor. Sebebi ise, misal arkamdaki ağaçta görebiliyorsunuz, yoğun bir mahsul tutmuş. Siz buradan eğer hızlı bir şekilde geçip fanla attığınızı düşünüyorum. Fanla atarsanız ağacın iç kısmına bunu eriştirmeyebilirsiniz, ulaşmayabilir. Bu da zeytin sineği mücadelesinde başarısız olmamıza sebep olabilir. O yüzden gerekirse bir vites küçük gidip dönüm bazında örneğin 100 litre su değil de 125 litre su tüketerek bu ağacın iç kısmına da, yani zeytin sineğinin sizden kaçacak olan kısmına da ilaçlamanızı yapmanız gerekmektedir. Programımızın son uygulaması önemli uygulamasıdır. Şimdiden siz değerli üreticilerimize hayırlı, kazasız, belasız, bol bereketli hasatlar diliyoruz efendim. Her zaman dediğimiz bir söz var. Agroida ile geleceğimiz tarımda.